Evet, değerli basın mensupları ve bizi ekranları karşısında izleyen kıymetli izleyicilerimiz, depremde kadınların ve çocukların yaşadığı hak mağduriyetleri ve buna yönelik olarak partimizin bazı çözüm önerilerini bir basın toplantısıyla birlikte sizlerle paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar, hiç şüphesiz 6 Şubat'ta ve sonrasında yaşananlar ülke tarihimiz açısından asla ve asla unutulmayacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, artık bu illerin adını sayarken hepimizin şöyle boğazında bir düğüm oluyor. Hepimiz yutkunarak bu illeri sayıyoruz. Evet, büyük bir afet yaşadık. Ama afeti felakete döndürmemek mümkündü. Ne yazık ki ülkemizin bir deprem kuşağında yaşadığını bile bile ülkeyi yönetenlerin tedbirsizliği, ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği, ülkeyi yönetenlerin koordinasyonsuzluğu nedeniyle bu afet tam bir felakete, tam bir faciaya dönüştü. Oysa ki Gölcük depreminin üzerinden koskoca 24 yıl geçti. Oysa ki İzmir ve Elazığ depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Van depreminin üzerinden 13 yıl geçti. Yaşadığımız bu acılar daha tapatazeyken ders çıkarmak bir yana göz göre göre bir felaket daha yaşadık. Rant hırsı gözünü bürüyen iktidar, güzelim memleketimizi koskoca bir mezarlığa dönüştürdü. On binlerce vatandaşımız yaşamını kaybetti. Bu ölümler Erdoğan'ın söylediği gibi kader planında olan işler falan değil. Bunu buradan bir kez daha ifade edelim. Buna kader denmez. Bu resmen cinayettir. Katilin kim olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, acımız büyük ama öfkemiz daha da büyük. Değerli basın mensupları, bugün 23. gün, depremin üzerinden 23 gün geçti. 552 saat geçti. Neler oldu şu ana kadar? Gelin bir hatırlayalım. Altın saatler denilen ilk 24 saatte devlet yoktu. İlk 48 saatte devlet yoktu. Birçok ilde ilk 72 saatte de devlet yoktu. İnsanlar enkaz başında yakınlarını kurtarmaya çalıştılar. Kimi elleriyle moloz yığınlarını kaldırmaya çalıştılar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olarak kurulmuştu. Ama gördük ki 100. yılında Cumhuriyetimiz tek adam rejimi tarafından yurttaşını kimsesiz bıraktı. Hepimizin aklına mıh gibi kazınan bir depremzedenin sözleri var. Diyor ki, ilk günlerde sesler vardı ama kurtaracak kimse yoktu. Sonra birileri geldi, bu sefer de ekipman yoktu. Ekipman geldi ama artık ses yoktu. Vallahi bunu duyunca biz utandık, biz kahrolduk. Ama görüyoruz ki ülkeyi yönetenler en ufak bir utanç taşımıyor. Bunların ar damarı çatlamış olmalı ki şu ana kadar halen tek bir hükümet yetkilisi, tek bir bürokrat istifa etmiş değil. Sevdiklerini yitirenler cenazelerde haykırdılar. Seni kurtaramadım dediler. Oysa ki bu bireysel bir kurtarma süreci değildi. Devletin ekipleri ve ekipmanlarıyla doğru zamanlamayla hareket edilmesi gereken bir süreçti. Ama yakınlarını kurtaramayanların bile sorumluluğunu adeta bu kişilere yükleyen bir iktidar anlayışı tarafından yönetiliyoruz. Peki bütün bu yaşananların sorumlusu olan iktidar ne yaptı? Yaşanan vahşete kader deyip geçmeye çalıştı. Beceriksizliğini bir kez daha
kader kılıfı altına sokmaya çalıştı. Utanarak söylüyorum ki, insanlar sevdiklerinin cansız bedenine kavuştuğu için şu anda kendini şanslı hisseder hale geldi. Çünkü halen enkaz bölgesinde olup sevdiklerinin cansız bedenine ulaşamayan birçok yurttaşımız var. Cenazesini istediği gibi gerçekleştiremeyen, cenaze törenini usulümüze uygun, dinimize uygun olarak gerçekleştiremeyen birçok vatandaşımız var. Ve biz onlardan, bu konuda bir duyarlılık, ülkeyi yönetenlerden bu konuda bir duyarlılık beklemiyoruz artık. Çünkü acıya en ufak bir, şu kadar bir saygıları bile yok. Bunu bu süreçte bir kez daha çok net bir şekilde gördük değerli arkadaşlar. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor mantığıyla hareket eden tek adam rejimi, sarayın o şaşalı ışıklarından gözleri kamaşmış olsa gerek ki, enkaz bölgesinde, deprem bölgesinde yaşananları görmüyor, duymuyor, anlamıyor ve de görmezden geliyor. İnsanların bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunu adeta böyle bir film izler gibi izliyor. Bu da yetmiyor. İnsanlar karda, kışta, ayazda, açıktayken romantizm yapıp yandaş kanalları getirip önceden hazırlanmış olan bir çadıra sokup bu da çadırın antresi diyerek bir gösteri yapıyor, bir şov yapıyor. Diyorum ya bizler onlar adına utanıyoruz ama onlarda utanç falan yok. Bizler Kızılay nerede diye haykırıyoruz, çadır bulmak için seferber oluyoruz. Ortada ne çadır var ne Kızılay var. Neyse ki yürekli gazeteciler var da Kızılay'ın çadırlarının akıbetini öğrendik. Meğerse kanser hastası kızı olan bir baba evladına çadır bulmak için feryat ederken Kızılay çadır satmakla meşgulmüş. Meğerse bizler çadır çadır dediğimiz için her türlü hakarete uğrarken Kızılay çadır satışından elde ettiği paracıkları saymakla meşgulmüş. Bunu öğrenince ben Erdoğan'ın şu sözlerini hatırladım. Be ahlaksız, be namussuz, be adi, böyle vicdansızlık olur mu? Bu sözleri aynen iade ediyoruz. Değerli basın mensupları, depremin ilk gününden bu yana Gaziantep koordinasyon sorumlusu olarak bölgedeyim. Aynı zamanda Hatay'a gittim, Malatya'ya gittim, Adıyaman'a gittim, Kahramanmaraş'a gittim ve oralardaki acılara da, yaşananlara da tanıklık ettim. Bu süreçte ömrüm boyunca katılmadığım kadar çok cenaze törenine katıldım. Yani bir siyasetçi olarak ne kadar çok cenazeye katıldığımı tahmin edersiniz. Fakat birçok toplu cenazelere katıldım. Vatandaşlarımızın acısına ortak oldum. Buradan bir kez daha yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, sabır ve dayanma gücü diliyorum. Oradaki gözlemlerimi, şahitlik ettiklerimi özellikle kırılgan gruplar açısından şimdi sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Tüm zor zamanlarda olduğu gibi savaşlarda, afetlerde bu süreçlerden hep en fazla etkilenen grup kırılgan gruplar oluyor. Yani kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar oluyor. Ve bu gruplar için, bu vatandaşlarımız için hiç şüphesiz koşullar çok çok daha zorlaşmış durumda. Deprem bölgesinde halen seyyar tuvalet, seyyar duş ya da kalıcı tuvalet, kalıcı duş ihtiyacı karşılanmış değil. Neredeyse bir ay olacak depremin üzerinden. Fakat deprem bölgesindeki imkanlar halen çok ama çok kısıtlı. Çadırda yemek yapmak, soba yakmak, çocuklara bakmak, yakındaki aş evinden erzak yardımına erişmek gibi işler halen kadınların omuzlarına yüklenmiş durumda. Kadınlar bir yandan kayıpların acısını yaşarken, diğer taraftan da çocuklarını nasıl doğuracağını,
ailede varsa yaşlı, engelli, onun hayatını nasıl kolaylaştıracağını düşünmek zorunda ve bunun için de çabalamak zorunda. Çocuklar bütün bu yıkımın ortasında çok fazla cansız beden görmüş, çok fazla cenazeye şahitlik etmiş durumda. Tabii çocukların doğal olarak psikolojileri de bozulmuş. Onlarca çocuk gördüm, annesinin eteğine yapışmıştı. Her an deprem olabilir kaygısıyla annesinden ayrılmak istemiyordu. Ve tabii bu vatandaşlarımızın, depremzedelerin barınma ihtiyacı çözülmediği gibi bazılarının çadır ya da konteynerlerde kalanlarında doğru düzgün bir yatakları yok, yorganları yok ve güvenli bir ortam yok. Enkazın üzerinde yıkıntılar arasında yemek yemeye çalışan bir çocukla tanıştım. Ona burası güvenli değil dedim. Yani artçı sarsıntılar oluyor. Her an tekrar bir enkazın altında kalabilir. Gel istersen başka bir yerde oturalım seninle. Çocuk bana şöyle yanıt verdi. Hayır, burası bizim mahalle. Gene hastanede çocukları ziyaret ettim. Depremzedeleri ziyaret ettim. Tek bacağı ampute olan bir çocuk teyzesine şöyle sormuş. Teyzeciğim, benim bacağım uzayacak mı? Yani bacağının tıpkı tırnak gibi, saç gibi daha sonrasında uzayacağını zannediyor küçük yavrucak. Evet, kadınlar açısından tabloyu tekrar özetlemek isterim. Bir yandan çok kısıtlı barınma koşulları var. Orada çocuklarını iyileştirmeye çalışan kadınlar, diğer taraftan tuvalet, banyo sorunlarını da çözmeye çalışıyorlar. Günlerdir banyo yapamadığı için birçok kız kardeşimizin saçı keçe gibi olmuş durumda. Tabii bu arada salgın hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Tozun, yakılan odunun, dumanın kirlettiği ortamda hiç şüphesiz herkesin hem hijyen açısından, sağlık açısından hem de kişisel bakım açısından banyoya ihtiyacı var. Barınma halen en temel sorunlardan birini oluşturuyor. Bakın 23 gün geçti, halen biz barınma sorununu konuşuyoruz. Zar zor çadırlara ulaşan insanlar, vatandaşlarımız içinde barınmak için yatacak yatak istiyor. Alta bir strafor sermeyi bile düşünememişler. Dolayısıyla o yattığı zeminin biraz olsun ısıyı, soğuğu daha doğrusu göğüslemesini istiyor. Üzerine de örtecek bir yorganı olsun istiyor. Zemin buz gibi, dediğim gibi. Soba ve ısıtıcı sorunu halen devam ediyor. Çadır kurulan her alanda aydınlatma, seyyar tuvalet ve seyyar banyo olması lazım. Her alanda bunlar yok. Bazı çadırların kurulu olduğu yerlerde ise banyolar ve tuvaletler çok arka tarafta. Dolayısıyla hava karardıktan sonra tuvalete gitmek isteyen kadınlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hatta çoğunlukla bir başka arkadaşını yanına alarak tuvalete gidiyor. Ama bazı yerlerde o tuvaletlerin herhangi bir kilidi de olmadığı için ayrıca bir güvenlik sorunu yaşıyorlar. Salgın hastalık riskine karşı günlerdir uyarılar yapılıyor ama hükümetten önlem alınmadığı için çocuklar şimdiden hastalanmış durumda. Gene bazı çocuklar var, bazı çadırlar var. Orada çocuklar ve kadınlar balık istifi gibi yatıyor. Öksürmek, aksırmak artık çok olağanlaşmış. Ve o çadırdaki bir çocuk zaten hasta olduğu andan itibaren o kadar yakın temas ve aynı solunan ortam nedeniyle çadırda kalan herkesin de hastalandığını söylememe gerek bile yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerin en temel sorunlarından birisi de bu sağlık sorunları olacak, öyle görünüyor. Bir çadırda 3 ailenin kaldığına, 4 ailenin kaldığına, küçük çadırlar yani bahsettiğim çok büyük çadırlar da değil, bütün bunlara şahitlik ettik. Gene hijyen yok, ısınma yok. Yani böyle bir ortamda zaten hasta olunmaması da imkansız gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yapmış olduğu bir çalışmaya göre deprem bölgesinde 226 bin hamile kadın var. Ve deprem bölgesinde hayat hamile kadınlar için iki katı zor. Hem psikolojileri etkilenmiş durumda,
hem de muayeneleri aksamış durumda. Biz genel merkezimizde bir afet koordinasyon merkezi kurmuştuk. 7/24 faaliyet gösteren. Bir gün sabaha karşı 5'te bir kadın arkadaşımız koordinasyon merkezini aradı ve onun ilettiği şikayet derhal bize iletildi. Bu arkadaşımız 1 ve 2 yaşlarında iki çocuğu olduğunu, doğum yapmak üzere olduğunu, ancak hem çocuklarını bırakacak yer olmadığını hem de psikolojik olarak da böyle bir doğuma hazır olmadığını bizimle paylaştı. Derhal kadın kolu başkanlarımız bu arkadaşımızın yanına gitti ve önce çocuklar himaye altına alındı, anneyle anne doğumu gerçekleştirinceye kadar. Arkasından anne hemen bir hastaneye yetiştirildi. Öğrendik ki yaşadığı stres sancısıymış, yani doğuma biraz daha zaman varmış. Ama hamile kadınların deprem bölgesindeki zorlukları ve psikolojileri bu. Enfeksiyon kapan kadınlar ise sağlık imkanlarından asla faydalanamıyorlar. Hamile kadınlar stres ve yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle düşük yapmaktan korkuyorlar. Yoğusa kadınlar ise sütten kesilmiş durumda. Bebekli anneler çocuklarına bez yetiştiremiyor ya da bezlerin doğru ebatını bulmakta zor oluyor. Kronik rahatsızlığı olanların tedavileri de gene bu süreçte aksıyor. Çölyak hastası gibi nadir hastalıklara sahip olanların yaşadığı mağduriyet de ikiye katlanmış durumda. İnsanlar en temel ihtiyaçlarına muhtaçken sağlıklı olmak adeta bir lüks gibi görünüyor. Bölgede yaşam koşulları o kadar kötü ki, hani çadır bulanlar, düşünün çadır bahsettiğimiz en temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını karşılayanlar kendini şanslı grup arasında gruplandırıyor, tanımlıyor, tarifliyor. Ve bizler buradan bir kez daha iktidara haykırıyoruz. Öncelikli olarak barınma ihtiyacı karşılanmalıdır. Geçici barınma ihtiyacı olan çadır ve konteynerler derhal temin edilmeli ve kalıcı barınma ihtiyacına yönelik olarak da vatandaşlarımıza bir gelecek perspektifi sunulmalıdır. Ancak yapılacak olan konutlar bir seçim rüşveti gibi sunulmamalıdır. Yani bize bir defa daha oy verin, o zaman bu konutlarda şu imkanlara sahip olacaksınız gibi yaklaşılmamalı. Bunun en temel ihtiyaç olduğu gerçekliğinden yola çıkarak vatandaşlarımızın sesine kulak verilmelidir. Ayrıca sıcak yemeğe erişmek de bir lütuf olmamalıdır. Vatandaşlarımızın sıcak yemeğe erişimi de derhal sağlanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler birçok yerde çeşitli aşı evleri kurdu ve sıcak yemek hizmeti veriyor. Ama sonuçta ülkeyi yönetenlerin koskoca bir devlet gücü var. Dolayısıyla bu gücü vatandaşlarımıza yansıtmak zorundadır. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ya da Millet İttifakı ortaklarının yapacağı bir çalışmayla sağlanmamalı, kısıtlı kalmamalıdır. Devlet de üzerine düşen sorumluluğu tek tek yerine getirmelidir. Buradan bir kez daha hatırlatmayı görev biliyoruz. Değerli arkadaşlar, ben gittiğim her enkazın başından yükselen feryatta iktidarın enkaz altında kaldığına şahitlik ettim. Ve bu süreçte yaşanan tüm bu aksaklıklara, koordinasyonsuzluğa, liyakatsız kadrolara, yeteneksizliğe rağmen bizim yüreğimizi ısıtan bazı şeyler de oldu. Bunlardan en temeli, bugün belki Kızılay gibi bazı kurumlarda bu değerler yitirilmiş ama halen halkımızda olan, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında olan dayanışma ve yardımlaşma ruhuydu. Oraya bizler, yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, duyarlı vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları akın akın geldiler ve hep birlikte kenetlendik ve elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın gücümüz yettiği kadar sorunlarına çözüm üretmeye çalıştık. Bu iyi yürekli ve yurtsever insanlarla birlikte iktidarın yarattığı o çaresizlik duvarını yıktık. Ve gördük ki ülkenin 4000 yanından gelen gönüllülere ek olarak yurt dışından da gelen gönüllülerimiz var. Onlarla da sımsıkı kenetlendik
ve ülkeyi yönetenlerin acziyetini bizler örtmeye çalıştık. İktidarın beceriksizliğini kapatmak için yan yana gelmiş olan, yürek yüreğe hareket eden milyonlar olduk. Değerli basın mensupları, bir tarafta yitip giden canlara üzülürken, onlar için yüreğimiz yanarken, geride kalanlar için de hayat hiç ama hiç kolay değil. İktidarın sorumsuzluğu nedeniyle bir de refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklar sorunuyla karşı karşıya kaldık. Evet, kayıp çocuklarımız nerede diye bizi arayanlar oldu. Evladım enkaz altından çıkmadı ama başka yerde de bulamıyorum, ne olur bize yardım edin diyenler oldu. Kayıp çocuk ihbarları sağanak olup üzerimize yağdı. Hayatta kalan aile bireyleri il il, hastane hastane arayış içerisine geçtiler. Kimi zaman da sosyal medyadan medet umdular. Bizim de bu süreçte gözümüz, kulağımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a çevrildi. Ne diyecek Sayın Yanık? Üzerine düşeni yapıyor mu? Ne yapıyor diye onu izledik. Öyle ya, kaç çocuk kayıp, bu çocuklardan kaçı ailelerine teslim edildi? Kendisi bu konuda bizleri aydınlatmalıydı. Bu konuda birinci derecede sorumluluğu ve yetkisi olan kişiydi. Ama Sayın Yanık depremden 2 gün sonra, yani 8 Şubat tarihinde bir açıklama yaptı ve dedi ki, şu an bilgimiz dahilinde kayıp çocuk bulunmamaktadır. Böyle bir kayıp çocuk vakası yoktur dedi. Bizim duyduklarımız neydi o zaman? Bize iletilenler neydi o zaman? Sonrasında kendisi peş peşe başka açıklamalar yaptı ve bir takım verilerle ailesine teslim edilen, takipte olan, kimliği olmayan çocukların sayılarını paylaşmaya başladı. Ama tabii biz ne Sayın Yanık'a ne de bu dönemde bu tip verileri açıklayan hükümet yetkililerine güvenmiyoruz artık. Onlara olan tüm güvenimizi kaybetmiş durumdayız. Ve Derya Yanık gene bir açıklama daha yaptı. Bütün anneler, aileler, feryat figan ihtiyaç içerisindeyken bizim bakanlığımızın da Sağlık Bakanlığı'nın da bebek ve çocuklarımızla alakalı hiçbir ihtiyaç noktasında çağrımız olmadı. Şükürler olsun şu anda böyle bir ihtiyacımız yok dedi ve bölgeye ulaştırılan yardımların da bir nevi durdurulmasını sağlamaya çalıştı. Yani gerçekleri manipüle etti. Tabii kendisi gelip bizler gibi uzun süre bölgede kalsaydı, bizlerin o gördüklerini görseydi, bizlerin şahitlik ettiklerine şahitlik etseydi, eminim böyle talihsiz bir açıklama yapmayacaktı. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne refakatsiz çocuklarımızı ne de kayıp çocuklarımızı asla ve asla ortada bırakmadık ve her bir çocuğumuz bize emanettir diyerek bu meselenin peşine düştük. Çocuklara bir rakam gözüyle bakmadık. Yani Derya Yanık her gün çıkıp açıklamalar yapıp şu sayıda çocuk bulundu, şu çocuk sayıda çocuk ailesine teslim edildi diyordu ya. Biz onlara rakam gibi yaklaşmadık. Her birinin bizim kanımız, canımız, geleceğimiz olduğu gerçekliğiyle onların yaşadığı tüm dertleri dert edinerek onlara sahip çıktık. Bakan şeffaf olmayan veriler paylaşmaya devam etti. Ve biz de o verileri sorgulamaya devam ettik. O verilerle ilgili olarak teyit almaya çalıştık. Ama bakan tüm çelişkilere rağmen de çok titizlikle çalıştıkları iddiasını sürdürdü. Bir skandal daha ortaya çıktı bu süreçte. Bakanın tüm açıklamalarıyla ters düşen bir skandal. Gaziantep'ten Sakarya'ya 9 çocuğumuz götürülmüştü ve bu çocuklar bir cemaat yurduna yerleştirilmişti. Oysa ki bulunan çocuklar, refakatsiz çocuklar bakanlığın himayesi altında olmak zorundadır. Kanunları buradan kendisine hatırlatmama gerek bile yok. Haber tabii kamuoyunda yankılandı. Bunun üzerine bakan habere ilişkin 24 saat sonra yazılı bir açıklama yaptı ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Oysa ki Sakarya İl Müftüsü
bu skandalı doğruladı. Kurs görevlisi Çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edildi, açıklamasını yaptı. Fakat biz halen bu 9 çocuğumuzun akıbetini bilmiyoruz. Bu çocuk ne oldu, ailelerine teslim edildi mi? Şu anda halen bu sorunun yanıtını almış değiliz. Buradan Sayın Bakan'a bunu tekrar sormak isterim. Biz bütün bu kabus içerisinde kayıp çocuklarımızın peşine düşmüşken, Bakan Yanık televizyon programında 3 gün sonra hiç utanmadan, bütün bu süreçlerden bugünden 3 gün önce hiç utanmadan dedi ki, enkaz altından çıkarılan hiçbir yavrumuz üçüncü kişilere teslim edilmemiştir. Biz hiçbir yavrumuzu üçüncü şahıslara, kurumlara teslim etmedik. Önceliğimiz dün de olduğu gibi bugün de yarın da onların üstün yararıdır dedi. Biz Sayın Bakan'dan bu cümleyi çok kalıp halinde duyuyoruz. Yani dün olduğu gibi bugün de yarın da çocukların üstün yararını düşünüyoruz diye. Ama hangi üstün yarardan bahsediyor çok merak ediyorum. 23 Nisan'da koruma altındaki çocuğu bile deşifre eden bir bakanın bu konuda ne kadar duyarlı olduğu konusunda sizlere teslim ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, yanığın açıklamaları ortada. Biz kendisinin verdiği hiçbir veriye inanmıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda bir çalışma yaptık ve deprem sonrası refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklarla ilgili iddiaları araştırmak üzere bir ekip oluşturduk. 4 milletvekilimiz kanla canla bu araştırmalar için çabalıyor, çalışıyor. Kayıp ihbarlarının tek tek üzerine gidiyoruz. Aynı zamanda meclis grubumuz kayıp insanlar sorununun hak ihlali yaşanmadan çözülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun bir alt komisyonu olan Çocuk Hakları Komisyonu'nda bu konunun bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek komisyonu da göreve davet etmiştir. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız bir yandan sürüyor. Ama ben buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Çünkü bir hat kurduk. 312-207-4131. Eğer bir kayıp çocuk ihbarı varsa ya da refakatsiz çocuk ihbarı varsa, bulunan bir çocuk varsa lütfen bizim bu hattımızı arayınız. 312-207-4131 nolu hattımızı arayınız. Yalnız değilsiniz, biz varız. Şimdi buradan Bakan Yanık'a da bazı sorular yöneltmek istiyorum. Dedim ya, bilgiler şeffaf değil ve gerçeği yansıtmıyor. İnanmıyoruz, güvenmiyoruz. Onun için buradan Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Kaç kayıp çocuğumuz var? Bu çocuklar hangi cinsiyetten, hangi yaş grubundan ve illere göre dağılımı nedir? Bu çocuklar içerisinden kaçı ailelerine teslim edildi? Göçük altından çıkarılan çocukların hastane kayıtları nasıl tutuldu? Özellikle ilk etapta nasıl tutulduğu konusu çok önemli. Bu çocuklar hangi hastanede tedavi altına alındı? Çocuklarımızın bir kısmının uzuvları kopmuş durumda ve ampute olmuş durumda. Ampute olan çocukların tedavileri nasıl sağlanacak? Hepimiz biliyoruz ki protez, kol ve bacaklar çok yüksek bedeller ödemeyi gerektiriyor. Bu konuda devlet bu çocuklara nasıl yardımcı olacak? Bu vatandaşlarımıza, ampute vatandaşlarımıza nasıl bir katkı sunacak, maddi katkı sunacak? Yani protezlerin bakanlık tarafından karşılanması, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması gerekiyor. Kısaca işin adını koyalım. İçişleri Bakanlığı ya da Sosyal Hizmetler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bundan sonraki süreçte de nasıl bir yol izleyecek? Kendisi bizi bu konuda da aydınlatmalı. Son olarak Alo 183 hattına kaç kayıp ihbarı geldi? Kaç çocuk bulundu? Kayıp çocuklarımız nerede? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Ve tabii bakana bütün bu koordinasyonsuzluk, bütün bu beceriksizlik, bütün bu yetersizlik içerisinde halen o koltukta oturmaya devam edecek mi diye de sormak istiyoruz. Artık istifa etmek literatürden bu iktidar döneminde kalkmış görünüyor. En azından affını istemesini bekliyoruz kendisinden. Evet, değerli basın mensupları, yaşadığımız bu acının, bu kaderin,
bu beceriksizliğin bedelini sormak konusunda kararlıyız. Bundan asla ve asla bir adım geri atmayacağız. Yaşananlara kader diyerek helallik isteyenlere de asla inanmıyoruz ve helallik isteyerek bu işin içinden sıyrılamazlar. Kimden istiyorlar helalliği? Henüz cansız bedeni dahi bulunamayanlardan mı istiyorlar? Siz önce Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan, sonra da koşa koşa ailesinin yanına gelen ve Gaziantep Nur Dağı'nda 5 kişilik ailesini, yani annesini, babasını, 3 kardeşini kaybetmiş olan Zeynep'ten helallik isteyin. Bakalım Zeynep size helallik verecek mi? Siz önce 56 yakın canını, kanını, akrabasını kaybetmiş olan, ailesinden 56 kişiyi kaybetmiş olan Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Fevziye Pehlivan'dan bir helallik isteyin. 7 yaşındaki yeğeni enkazdan çıkarıldığında tek bir çizik bile yokmuş üzerinde. Ama çocuk şu şekilde donarak hayatını kaybetmiş. Yani eğer zamanında doğru ekipler ve ekipmanlarla oraya gidilseymiş, o 7 yaşındaki evladımız bugün burada bizlerle birlikte olacaktı. Siz önce enkaz altında annesini, babasını, kolunu, bacağını kaybeden çocuklardan helallik isteyin. Bakalım size helallik verecekler mi? Değerli arkadaşlar, bu ülkeye yurttaşları sahipsiz değildir. Evet, 100 yaşındaki cumhuriyetimiz belki bu felakette devlet tarafından ve şahsi hükümeti tarafından kimsesizlerin kimsesi olamamıştır ama halen cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır ve kurumlarını bizler ilk seçimlerden sonra tekrar ayağa kaldıracağız. 3K ile, yani yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolarla sosyal devleti yeniden vatandaşımıza hizmete sunacağız. Halkımızı yalnızlığa, çaresizliğe, ölüme mahkum edenleri ilk seçimlerde göndereceğiz. Bunca acı yanlarına kar kalmayacak. Ölülerimizin de hayattayken diri diri ölümü yaşayanların da hesabını tek tek soracağız. Afet döneminde kadınlar ve çocuklar çok fazla zorluk yaşadılar demiştim az önce. Zorlukların aşılmasında neler yapılması gerektiğinde birkaç cümleyle özetlemek isterim. Öncelikle kadınlar ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Afet bölgelerinde derhal tuvalet imkanı, banyo imkanı, güvenlik imkanları sağlanmalıdır. Kadın mahremiyetini ve ihtiyaçlarını gözetecek bir takım imkanlar sunulmalıdır. Örneğin emziren kadınlar için ve güvenlik konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için, şiddet mağduru kadınlar için, istismara uğrayan çocuklar için gerekli tedbirler alınmalıdır. Afet bölgesinde sağlık ekiplerine kadın hastalıkları ve doğum uzmanları da dahil edilmelidir. Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarı vakalarının bu dönemde çok arttığını duyuyoruz. Çokça telefonlar geliyor ve o yüzden tekrar söylüyorum, çadır kentlerin aydınlatılmasından tutun her türlü tedbir alınarak kadınların, çocukların güvenlik zafiyeti ortadan kaldırılmalıdır. Afette ailesini kaybetmiş ve yalnız yaşayan kadınlar için korunaklı alanlar oluşturulmalıdır. Yani bulunduğu konteynerin kilitleyebilmeli, yani çadırda kaldığı takdirde de gerekli tedbirler alınabilmelidir. Kadınların bir takım ihtiyaçları var ve bunları dillendirmekten utanıyorlar, çekiniyorlar. Oysa ki doğal ihtiyaçlar, yani iç çamaşırı ihtiyaçları var, hijyen malzemesi, ped ihtiyaçları, bütün bunlar devlet tarafından karşılanmalıdır. Ama biz tabii gene onlara güvenmediğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda da bir inisiyatif aldık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadın danışma merkezleri kuruyoruz. Tüm afet bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinde. Ve yaşamak çadırlarımızla tüm ihtiyaç sahibi olan kadınlara, çocuklara gücümüz nispetinde destek olacağız. Konteynerlarda, çadırlarda bu arkadaşlarımız gelecek, bize taleplerini iletecek ve biz de onları konusunda uzman kişilerle buluşturacağız.
psikolojik destek istiyorsa psikologlarla, sağlık sorunu varsa doktorlarla, hukuki destek istiyorsa avukatlarla bir araya getireceğiz. Kadınlara özel bir takım ihtiyaç malzemelerinin temininden tutun da kadınların paylaşmak istediği konulara kadar orada onların yanlarında olacağız. Zaten yaşamak hattımız 2020 yılından bu yana 7/24 faaliyet göstermekteydi. Özellikle şiddet mağduru kadınlar ve istismara uğrayan çocuklar için var olan bir hattı. Şimdi bu hattımız kanalıyla verdiğimiz, afet bölgesindeki yurttaşlarımız için verdiğimiz hizmetleri de dahil ederek, genişleterek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 444-8285 numaralı hattımızı arayan kadınlara ve istismara uğramış çocukların yakınlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Ve değerli basın mensupları, son olarak şunu söylemek isterim. Bizler bu süreçte iktidarın yaptığı gibi ah vah diyerek, inşallah maşallah cümlesini kurarak, Bakan Derya Yanık'ın yaptığı gibi şükürler olsun diyerek falan bu sürecin yönetilmeyeceğini biliyoruz. Bizler depremde yok sayılan depremzedelere öyle elden ulufe dağıtır gibi para dağıtılarak onların sorunlarının, yaşanan rezaletin üstünün örtülmeyeceğini haykırıyoruz. Ve bu vatandaşlarımızın tüm yaşanan süreçlerdeki mağduriyetinin iktidara gelir gelmez hesabını soracağımızın sözünü de buradan bir kez daha veriyoruz. Ve ilk seçimlerden sonra iktidara gelir gelmez insanca yaşanan kentler inşa edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzu, tek bir çocuğumuzu bile sahipsiz bırakmayacağız. Hiçbir çocuğumuz ne organ mafyalarına teslim edilecek ne istismara uğrayacak. Fay hattı üzerinde yeniden ölüme sebebiyet verilecek olan yerlere binaların kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Liyakatsız kadroların kol gezdiği birçok kurum, başta Kızılay olmak üzere, yeniden inşa edecek ve başta Kızılay olmak üzere bu kurumları Cumhuriyet'in kurucu felsefesine, o ruha kavuşturacağız. Ve hiç şüphesiz bu kurumuş, bu çürümüş düzeni yıkacağız ve yeni, herkesin huzur içinde, refah içinde, geleceğe umutla bakabildiği bir düzeni milletimizle birlikte, hep birlikte vereceğiz. Kuracağız bu düzeni, hep birlikte kuracağız. Ben geliyor, gelmekte olan diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.